Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TOG T10X'i inceleyeceğiz. Ama biraz kendi tarzımızda olacak. İyi seyirler. Şimdi bugünkü videomuzda hep kamera arkasında görmeye alışkın olduğumuz kardeşim Beddi var. Evet, herkese benimle merhaba. Beraber sohbet edecek, birlikte anlatacağız, deneyimlerimizi paylaşacağız. Evet, bu şekilde ilerleyecek bütün videomuz. Yine kendi tarzımızda bir inceleme olacak. Öncelikle ben senden dinleyeyim. Ne umdun, ne buldun, nasıl sence? Ben bu arabayı gördüğümde çok etkilendim. Çünkü zamanında bu arabanın Devrim diye bir araba yaptırmıştık. O arabada içimizde kalan... Arkadaşlar ben şimdi bu arabayı ilk gördüğümde gözümde direkt olarak canlanan şey Devrim arabasını yapmıştık ve o bizim içimizde bazı sebeplerden dolayı ukde kalmıştı ve bu araba piyasasında Türkiye geri kalmıştı. Yalnız şimdi bu arabayı gördüğümde benim tekrardan umutlarım yeşerdi. Çünkü bu bizim bir milli servetimiz. Aynı zamanda lacivert kırmızı renklerini görmeye biz çok alıştık. Fakat şimdi karşımıza bu Kapadokya rengiyle gördüğümüzde çok hoşuma gitti. Arabanın direkt ben dikkatimi çeken noktaları elektrikli bir araç olduğu için buralarının kapalı olması, onun yanı sıra sislerinin böyle açık olması, efendime söyleyeyim burada bulunan şarj kapağının olması aşırı derecede hoşuma gitti. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Arkadaşlar araç böyle benim gayet hoşuma gitti. Çok mutluyum. Sözü tekrardan Efecan'a devretmek istiyorum. Aslında ben de rengini çok beğendim bu aracın. Kapadokya rengi bence diğer Anadolu ve Kula renklerine nazaran daha çok yakıştığını düşünüyorum bu araca. Yani ilk lansman yapıldığında da ben bunu çok beğenmiştim. Bence hatlarını ve aracın bilimum güzelliğini ortaya çıkartan bir renk. Onun yanı sıra bazı detaylarda gizlenmiş olan ifadeler benim çok hoşuma gitti. Buralarda lale desenleri vardı yanlış bilmiyorsam. Güzel detaylar bezenmiş araçta. Aynen öyle. Ayrıca ben logosuna değinmek istiyorum. Logosunun bu şekilde olması doğu ve batı sentezinin bir arada tutulduğunu gösteriyor. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Bu çok gerçekten ince düşünülmüş bir hareket olmuş. Evet. Gerçekten bravo. Güzel. Yani güzel aracın içerisinde ayrı ayrı bezenmiş güzellikler bizi karşılıyor. Aha. Aslında içinden başlayacak olursak böyle anlatmaya. Bence aracın iç konforu, kalitesi premium bir araçla yarışır ve geçer yani çoğu şeyde. Ben çok beğendim. Ya bundan önceki incelediğimiz Chery videosundan nazaran ben örnek verebilirim size. Yani yakın zamanda yaptığımız bir testten. Aynen. Onu da şuradaki bağlantıdan tıklayarak izleyebilirsiniz bu arada, onu da izlemediyseniz. O arabaya bindikten sonra bu araba ya bana daha premium bir hissiyat verdi. Sonuçta tamam milli gururumu bir kenara bıraksam bile daha bana verdiği bir oturaklı bir hissiyatın olması. Değil mi? Kalite aslında. Tabii ki kalite çok artmış. Evet. Onun yanı sıra elektrikli bir araç olması, alışkın değilim ne yalan söyleyeyim ama çok ayrı bir hissiyat bence veriyor. Ayrı bir hissiyat. Bak şimdi ondan bahsedeyim ben. Aracımız 159 kW. Standart menzile sahip. Biliyorsun TOG ön siparişten kendi uygulaması üzerinden insanlar yazılıp satın aldılar bu araçları. Bu aracımız standart menzile sahip ve versiyon 2. T10X versiyon, başka bir versiyonlarda başka bir model adı mı var? Hayır. Bu T10X normal kendi modelinin adı. Bu versiyon 2. Versiyon 1'den farklı ne var dersen 19 elmas kesim jantları var bu araçta. 360 derece kamera sistemi var. Versiyon 1'de bunlar yoktu. Bu araçta bunlar geliyor versiyon 2'de. Ki 19 jantlar yıkılıyor. Güzel göstermiş. Çok güzel göstermiş. Gerçekten çok heybetli göstermiş. Ona... Şimdi bu araç versiyon 2. Versiyon 2'de ne gibi farklılıklar var? Bu aracımızda yanlarda görüyorsunuz aynaların altında kameralar var. Bu kameralar ne işe yarıyor? 360 derece etrafı görmemizi sağlıyor. Yanaşırken özellikle araç yüksek bir araç. Küçük bir araç değil. Etrafı görebilmek biraz zor. Alışmayanlar için hakikaten zor. O yüzden bizi çok rahatlıkla etrafını gördürerek, göstererek daha doğrusu rahatlatıyor. Rahatlatıyor evet. Ve versiyon 2'de diğer bir farka değinecek olursak 19 inç elmas kesim jantlar var bu aracımızda. Ki bence çok yakışmış. Renk ile uyumu müthiş. Ve şu dodiklerle beraber tasarımın bütünlüğünü sağlıyor. Ben çok beğendim. Araca yandan baktığım zaman özellikle elektrikli bir araç değil görüntüsü.
Yani öyle aman aman yeni nesil çıkmış elektrikli araçlar gibi değil. Daha böyle bir buzdolabı, bir buzdolabı değil. Asla değil. Araç tamamen premium bir araç. Bunu da çok net söyleyebilirim. İçinde neler bizi karşılıyor? Ben sana içine geçmeden önce gel arkasına bir bakalım. Şöyle elektrikli bir bagaj karşılıyor bizi. Kocaman. Kumandadan falan açılmıyor mu? Ya kumandadan falan tabii ki açılıyor. Burada gördüğün gibi bak. Kumandaya basıp açabilirsin. Bagajımız epey büyük. Böyle küçük bir bagaj değil. Litresi nedir bilmiyorum özellik olarak. Gayet Türk ailelerine yeterli. Yani yeter kesinlikle. Peki öyle. Peki mangala giderken yeter mi? Yeter. Gördüğün gibi burada lastik tamir kitleri vesaire her şey zaten var, veriliyor. Yani öyle işte yolda kalma vesaire bir şey söz konusu değil. Hemen şuradan basıp kapatıyorum. Epey de hızlı. Gerçekten hızlı. Gel şöyle ben arkasına geçeyim. Şimdi bildiğiniz üzere aracımız herhangi bir aktarma organına sahip olmadığı için bir şaft tüneli yok. O yüzden arkası 3 kişi rahatlıkla seyahat edebilecek kapasiteye sahip. Bir herhangi daraltan şey söz konusu değil şaft tüneli olmadığı için. Cam tavanın olması, içinin beyaz olması zaten çok ferah bir iç mekan karşılıyor bizi. Her yer deri, dokunulum her yer yumuşak. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen burada orta konsolun arka tarafında koltuk ısıtmalar var arkalar içinde. Bir tane USB-C çıkışı var. Klima menfezlerimiz var. Aracın ses sistemi çok güzel. Meridian marka ses sistemi var. Her yerinde hoparlör var ve gayet güzel. Ses sistemi tatmin eder. Yani çoğu araca göre gayet yeterli. Onun haricinde sade bir araç. Yani arkada sana anlatacaklarım bu kadar. Kapılar falan bayağı büyük. İnip binmesi rahat. Emniyet kemerleri bağlı olduğunu gördüm biraz önce. Evet, onları ben şimdi bilerek bağladım. Emniyet kemerlerini niçin bağladım? Şimdi çekim esnasında sürekli uyarı veriyor. Ve araç hareket etmiyor. Emniyet kemerleri bağlı olmadığı zaman araç hareket etmiyor. Şimdi aracımızın ön tarafına geçelim. Sen de istersen yan tarafa gel. Oradan daha gösterecek şeyimiz çok. Benim sana buradan anlatacaklarım ne olabilir? Birincisi biraz önce sorduğumuz ve söylediğin ön taraftaki 360 panel. Evet, ön taraftaki 360 panel. Şimdi abi ön tarafta ya 360 değil hani iCockpit vesaire böyle şeyler var ama yani bu Togo özgü bir panel. Bence çok güzel bir panel. Bir sürü modu var, dokunmatik, işte müziğini vesaire her şeyi buradan kendin kontrol edebiliyorsun. Yan tarafta oturan yolcu için de çok güzel bir özellik. Çünkü bak şöyle oturduğun zaman aracın torpidosu epey bir yukarıda. Evet. Buna rağmen ekranın yani panelin böyle büyük ayrı bir tasarımda olması içeriği epey bir ferah göstermiş. İşte bu artık ahşap detaylar, krom detaylar, deri dikiş detayların kapılardan itibaren böyle gelmesi tasarım bütünlüğünü ve panelin boydan boya olmasını hiç kesmeden birbirine bağlamış. Benim çok hoşuma gitti böyle olması. İşte yani bak kapıyı açıyorum. Kapı büyük. Ama kapatıyorsun. Tüm tasarım sağdan sola bir bütün. Bir bütün. Bu çok güzel bir detay. Çok hoşuma gitti. Cam da epeyce bir büyük ve yatık fark ettiysen. Yani dikine büyük bir cam değil. Yatık bir cam. Ve oturduğum zaman tam kaputun ucunu görebiliyorum. Bak geçen bundan bahsetmiştik aslında Oğuz'la beraber. Ona da selam olsun buradan. Chery'de tam kaput ucunu görememiştik. Bu da Chery'den küçük bir araba değil. Aynı segment neredeyse. Aslında Chery ile karşılaştırmamız bile bu yani, araba için birazcık şey. Tabii ki sonuç olarak birisi içten yanmalı motora sahip bir araç. Ama bu elektrikli bir araç. Ona göre gayet büyük. Şimdi şu orta konsola gelecek olursak. Şöyle gözlüğümüzü ben şöyle koyayım bir. Burada bir elektrikli şarj istasyonumuz var. Ardından hemen üst tarafına geçiyorum. Ben bu tasarıma bayıldım. Çok sevdim. Vites seçicimiz burada. Direkt buradan tık 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 hepsini seçiyorsun. P'yi alıyorsun. Burada bir kalabalık yok. Bence gayet güzel. Menüde klimamızı hemen klima panelini açıyorum. Gördüğün gibi koltuk ısıtmadan sağlı sollu iklimlendirmenin yönüne kadar her şeyi buradan ayarlayabiliyorsun. Gördüğün gibi bak şimdi açtım. Gerçekten cayır cayır. Yani görüyorsun her şey burada. Ve anında da soğutuyor, ben bunu da beğendim. Şimdi mesela şu iç ekranlarından bahsedeyim biraz size. Bu ekranı buradan
İstediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz özelliği atayabiliyoruz. Mesela şu ortadaki ekrana geleyim. Hemen buradan ortadaki ekranda şu anda seyahatim kısmı açık. Gördüğünüz gibi. Bunu hemen güncel sürüşle değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi anında atadığımız ekranda atadığımız özelliği görebiliyoruz. Şimdi ben sana bu versiyon 2'deki fark olarak 360 kamerayı göstereyim hemen şöyle. Park ederken büyük kolaylık sağlayacak türden. Hatta şöyle biraz hareket edelim. Gördüğün gibi hala tüm çevremizi gayet netlikle bize gösteriyor. Evet, şimdi aslında bizim için asıl önemli olan noktalardan bir tanesi, ilk başta da dediğim gibi aracımız standart menzile sahip ve sağ olsun abimiz bize aracı göstermek için bir uzun yol yaptı bu arabayla. Epey bir süredir de kullanıyor. Biraz da ondan dinleyelim. Aracın uzun yoldaki performansı nasıl, menzili nasıl? Asıl olan yani kullanıcı yorum bizim için. Şimdi söz onda. Şimdi elektrikli araç tabii diğer yakıtlı araçlardan biraz farklı. Benim de bu konuyla alakalı tecrübem ilk bu araçta oldu. Elektrikli araç tecrübem olmamıştı daha önce. Hı. Belli bir menzil yani en önemli bunun şeyi nasıl diyeyim size, menzil. Evet. Bir de şarj edilebilme kolaylığı ve yaygınlığı. Şimdi menzil olayı size fabrika belli bir menzil söylüyor araçla alakalı. Evet. Bunu diğer benzinli ve dizel araçların hani 100 kilometrede şu kadar litre yakar dediği gibi düşünebilirsiniz. Bu menzili tahminimce belli bir hızda, belli bir hava sıcaklığı olsun, yolun işte yokuş veya düz olması olsun, bunlarla alakalı. Yani bu menzili yakalayabilmeniz için aracı optimum şartlarda kullanmanız gerekiyor. Ama tabii bu şartları her zaman yakalayamıyorsunuz. O yüzden hani eğer mesela 300-350 kilometre diyorsa menzil, siz 130-140-150 yaptınız bir uzun yolda, klima full açık, işte müzik açık, farlar açık vesaire, böyle bir yolda 200 kilometre, hani biraz daha dikkatli sürerseniz 250 kilometre bir menzil yapabilirsiniz. Standart menzil için bu şekilde, uzun menzil için de tahminim yani 350 kilometre veya maksimum 400 kilometre bir menzil yapabilirsiniz. Ama bu menzil olayı sadece bu araç için böyle değil. Elektrikli araçların tamamında, işte Tesla olsun veya başka bir model olsun, hepsinde bu olay geçerli. O yüzden uzun bir yola çıkarken hızlı şarj noktalarını vesaire, mola yerlerinizi buna göre programlamanız, yani programlamak zorundasınız, öyle söyleyeyim. Yoksa istenmeyen şeyler yaşayabilirsiniz. Yani aracın menzil ve şarj dışında diğer bütün özellikleri bence mükemmel. Evet. Yani malzeme kalitesi olsun, hızlanması olsun, yol güvenlik önlemleri olsun, yani iç dizaynı, yani multimedyası görüyorsunuz. Bütün özellikleri aracın mükemmel. Tabii elektrikli araç teknolojisi de ilerledikçe bu menzil problemi ve şarjın süresi de, hızlı şarjın süresi de yani zamanla aşılacaktır muhtemelen. Ve hızlı bir şekilde de bu araç, artık bu tip araçlar normal standart yakıtlı araçların yerini almaya yavaş yavaş başlayacaktır, yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Araçla ilgili genel benim kanaatim bu şekilde. Evet, teşekkür ederim size de değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Bizim için de güzel bir inceleme oldu. Aslında aracın videosu çok fazla var ama biz işte biraz daha kullanıcı yorumunu katarak bu videoyu hazırlamak istemiştik. Biraz da kendi tarzımızı hazırlamak istemiştik. Bizim için de epey bilgilendirici bir video oldu. Biz de merakımızı giderdik. Biz de çok beğendik aracı. Ki böyle bir şeyin yapılması zaten bizi çokça mutlu etmişti. Kullanabiliyor olmak da epey mutlu etti. Şahsen ben de bir adet TOG sahibi olmak isterim.
Kesinlikle araç her şeyle mükemmel. Yani ilk test sürüşünde ben bunun farkına vardım. Yani kesinlikle alınıp kullanılması gereken bir araç. Yapanlardan, emeği geçenlerden, mühendislerimizden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Önümüz üretimlerde, önümüz süreçlerde de daha da mükemmellerinin çıkacağına ve dünya piyasasına da hakim olacağına inanıyoruz bu araçın. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. Umarım aklınızdaki soruları cevaplandırmışızdır. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.